Peki bu transferin perde arkasında neler yaşandı hemen dinleyelim. Ya şimdi Gökhan Zan olayını Turan Çömez yürüttü. Yani Gökhan Zan'ın İYİ Parti işi bir aydır zaten Hatay üzerinde orada Sahra Çadırı vesaire. Hastane. Hastane, Sahra Hastanesi. Ve Turan Çömez'le de Gökhan Zan'ın yakın bir ilişkisi var. Zaten Meral Hanım'ın o ziyaretinde yakın bir diyalog da kurulmuştu ve devam etti. Bugün de Gökhan Zan'ı Ankara'da kaldığı otelden alan Turan Çömez aracıyla getiriyor eşiyle birlikte ve meclise gruba götürüyor. Hı hı. Şimdi önceki gün büyük bir gizlilik içinde yapılıyor. Aslında oraya geleceğim. Önceki gün Meral Hanım Gökhan Zan'ı arıyor ve partiye katılmasını istiyor. Yani adaylığı Pazartesi vesaire. Pazartesi günü mü? Evet. Gökhan Zan da evet biraz düşüneyim yine diyor. Fakat Gökhan Zan'a yakın bir Gökhan Zan'ın telefonundan sonra Gökhan Zan'a yakın aileden birine bir telefon gidiyor. AKP'li üst düzey birinden. Ya diyor bir görüşelim. Ya diyor Gökhan Zan böyle böyle olacak ama biz Gökhan Zan'ı da çok seviyoruz ve burada nasıl bir ona pozisyon verilebilir, bakanlıkta olabilir, şurada olabilir gibi konuşmalar yapılıyor. Fakat Gökhan Zan bunu yani haber veriyorlar. Gökhan Zan bunu kabul etmiyor ve nereden Ankara'da istihbarat yoluyla mı duymuşlar? Telefon ya burada ben şimdi orada muamma var ama şöyle bu kesin bilgi olduğunu zaten Turan Çömez'le de konuştum vesaire. Bunlar zaten eğer yalanlarlarsa açıklarım diyor Sayın Çömez de ileride. Hani böyle bir şeydi. Meral Hanım'ın telefonundan 15 dakika sonra Gökhan Zan'ın ailesinden birine ulaşıyorlar hemen. Çok ilginç bir durum var orada. Ve şöyle sabah yani. Ben sabah dinliyor şöyle oldu. Hayır değil. Sabah şöyle oldu. Sabah 8 gibi benim telefonum çaldı. Ya dedi Gökhan Zan bugün grupta aday olacak. Yani işte rozet takacak vesaire. Fakat biz bunun biliyorum ben çünkü yayınlanmasını gruba gidene kadar yayınlanmasını istemiyoruz. Neden dedim? Ya hala ne olur ne olmaz diye bir endişemiz var. Araca binsin lütfen o zaman paylaşımını yap. Hani Gökhan Zan şey futbol diye. Futbol tabiriyle bir son dakika golü yememek evet, yani. Evet tabii tabii. Yani bu şey gibi aslında bir taraftan. Hasan Vezir'in, Rıdvan Dilmen'in takım değiştirmişlerdi, almışlardı. Evet, evet. Biraz da hani film gibi olmuş. Ve araca bindi. Turan Çömez'in aracına biniyor. Araca bindikten sonra bana telefon geldi. Evet paylaşabilirsin diye. Artık rahat diye. Şimdi böyle bir şey olabilir mi ya? Ve bu Ankara'da şöyle konuşuluyor. Birçok muhalif anlamında da futbolcu kaçırma. Evet yani bu tam bir şeye dönmüyor. Herkesi kuşatıyorlar bu şekilde. Yani Gökhan Zan sadece bir örnek. Yani başka isimler de olabilir deniliyor ve o isimler üzerinde de kim muhalifse veya aday olacaksa veya aday olmayı düşünüyorsa o isimler üzerinden de çalışmalar yapılıyor. Hı hı. İşin özü bu. Bu ama çok şaşırtıcı bir şey olmasa gerek değil mi? Yani bu kadar zorlu bir seçime hazırlanırken sahayı güçlendirmek, sahaya çıkacak isimleri doğru seçmek adına bence ama çok yani şey, yanlış biraz, bir strateji. Hayır ama Gökhan Zan'ın bu kadar yaşadıkları yani çok garip değil mi? Yani telefon açılıp arkadan hemen belirleyici oldu tabii. Yani çok, tabii çok önemliydi. Evet, yani. Evet. Orada gerçekten bir kanaat yani, önderi tabii. gibi konuştu. Aynen, evet. Çok önemli noktalara parmak bastı. Bir gün bile oradan ayrılmayarak evet. tabii ki çok önemli bir misyonu da yerine getirdi.